Medyaskop ekranlarından hepinize merhaba. Ben Ayşegül Karagöz. Bugün gıda mühendisi Bülent Şık'la beraber olacağız. Bülent Şık'ın Nehirler ve Çocuklar isimli bir kitabı çıktı. Bugün onu değerlendireceğiz, onu konuşacağız. Bu kitap Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı ve Mekanlı Adalet Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bülent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi kitaba geçmeden önce hemen kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Aslında bu kitap Türkiye'nin en büyük sulak havzası olan Büyük Menderes Havzası'nda gerçekleştiriliyor. Şunu sorarak başlayayım. Neden bu havzayı seçtiniz ve neden böyle bir çalışma yapma gereksinimi duydunuz? Evet, aslında benzeri çalışmaları daha önce Mekanda Adalet Derneği yapmış ve onların hani odaklandığı konuların başında çevre adaleti geliyor. Ve işte sulak havzalarda özellikle hani çalıştıkları alanlardan biri işte bir su kaynağının ya da su varmının doğduğu noktadan döküldüğü noktaya kadar ki işte toplumsal, ekolojik bütün meseleleri o havza bağlamında inceliyor Mekanda Adalet Derneği. Bu Menderes Havza çalışmasını biz birlikte yapmaya karar verdik ve BAYETAV olarak yani Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı olarak biz de çalışmaya katkı verdik. Bir arada yaptığımız bir çalışma. Yani çok genelde baktığımızda şöyle bir şey söylemek mümkün. BAYETAV Vakfı olarak da biz toplumsal hayatın devamlılığını tehlike altına atacak her türlü soruna kamusal çözüm önerileri diye çabalayan bir vakfız. Dolayısıyla ekolojik sorunlar, çevre kirliliği, iklim değişikliği sorunu, çocuk sağlığı, daha genel hani anlamda sağlık ama özellikle çocuk sağlığı, eğitim gibi hani kritik konularda, toplumsal hayatı ilgilendiren kritik konularda politikalar geliştirmeye, sorun tespiti yapmaya, elbette hani çözüm önerileriyle birlikte bir politik metin, yön verici bir siyasa oluşturmaya çabalayan bir vakfız. Evet, şimdi aslında bu çalışmanın kapsamı hem birazdan çok sıklıkla konuşacağımız yavaş şiddet mefhumu, Büyük Menderes Havzası'nı tehdit eden sorunlar ve bu sorunların özellikle çocuklar üzerindeki etkilerini aslında birazdan konuşacağız ama benim raporu okurken dikkatimi çeken aslında şey var. Üç tane odak belirlemişsiniz, üç tane tematik odak belirlemişsiniz. Nedir bu tematik odaklar? Biraz sizden dinleyelim. Şimdi tabii havzadaki yani Büyük Menderes Irmağı görüntü olarak da yani son derece kirli, temiz su olma niteliğini yitirmiş bir nehrimiz ne yazık ki. 560 kilometreden fazla bir uzunluğa sahip. İşte Afyon, Dinar, Uşak, Denizli oradaki su varlıklarından beslenen ve Söke'de denize karışan bir nehrimiz. Şimdi bu nehirdeki kirlilik ve kirliliğin dışında mülksüzleştirme, madencilik faaliyetleri, enerji yatırımları gibi hani bir dizi sorunu hem yol açtığı toplumsal meseleler hem yol açtığı ekolojik sorunlar ve elbette hani biz bu sorunların üstesinden toplum olarak nasıl geleceğiz, neler yapmamız gerekir? Yani bu bağlamda bir çalışmaya yapmak istedik. Şimdi üç tematik odak belirledik. Havza o kadar yani nehirdeki kirliliğin o kadar çok faktörü var ki örneğin işte arıtmadan nehre verilen organize sanayiden çıkan atıklar, tekstil sanayisi atıkları, Denizli'deki, Uşak'taki, demir sanayi, jeotermal tesislerinden çıkan çeşitli akışkanlardan gelen toksik kirleticiler vesaire. Bu kadar geniş bir meseleyi, karmaşık bir meseleyi hani bütünlüğü içerisinde ele almak çok zor bir iş. Dolayısıyla biz şeye odaklanmak istedik. Yani belli alanlar nedir o? İşte altın madeni, Uşak'taki, daha altın madeni. İşte ilçede yaşanan hani çok yakın zamanda yaşanan hani felaket diyoruz ama çok da uygun bir sözcük değil belki. Onun ötesinde genel olarak ülkemizdeki madencilik hani politikalarının ciddi bir yıkıma yol açacak şekilde yürütülüyor olması. Orada da Denizli Ağdam'daki açık lignit ocağını hani seçtik. Ve son olarak da Denizli ve Aydın'da hani çok sayıda binlerce açılmış kuyu var. Jeotermal enerji yatırımları hani nelere yol açıyor? Biraz ona bakmaya çabaladık. Şimdi tabii bizim saha çalışmamızın odağı bunlar oldu. Kışladağ'daki altın madenine yol açtığı sorunlar, açık kömür ocağı, Denizli Ardahan'daki ve Aydın'daki jeotermaller. 10 günlük aşağı yukarı bir çalışmaydı ama çalışmanın hani elde ettiğimiz bulgular, sahadaki gözlemlerimiz, değerlendirmelerimiz çok disiplinler arası bir ekiple gerçekten hani yapıldı.
Ve bir kısmı, çıktıların bir kısmı Mekanda Adalet Derneği'nin sitesinde yayınlandı. Bizim vakıf olarak da, Bayatav olarak da işte bu Nehirler ve Çocuklar hani raporunu hazırladık. Raporda çevre kirliliği, güçsüzleştirme, özellikle sulak havzalar için çok ciddi ve konuşulması gereken bir tehdit olan toksik kimyasal madde kirliliğini çocuk sağlığı bağlamında ele almak istedim. Yani, gıda, beslenme, bu toksik kimyasalların çocuklara maruz kalmasını sağlayan vasıtalar diyeyim. Hani aslında sağlıklı beslenme, büyüme, gelişme için son derece kritik. Ama öte taraftan çevre çok kirletilmişse orada yetiştirilen ürünler, gıdalar, beslenme, solduğunuz hava, içtiğiniz su sağlık açısından bir tehdit oluşturabiliyor. Ve bu tehdit çocuklar için son derece kritik. Rapor bunu vurgulayan, neler yapılması gerektiğini dile getiren bir rapor oldu. Nehirler ve Çocuklar raporu. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken noktalardan biri de yavaş şiddet olarak tanımladığınız o kavram. Ne demek yavaş şiddet? Nasıl bir anlam çıkarmalıyız burada ve bunun çocuklar üzerindeki etkisini belki biraz konuşabiliriz sizinle. Ne demek yavaş şiddet? Benim hani vurguladığım ya da keşke ben ifade etmiş olsaydım diyeyim. 60'lardan beri aslında tartışılan bir şiddet türü. Johan Galtung'un yapısal şiddet diye tanımladığı bir şiddet var. Biz şiddeti genellikle böyle anlık, bir patlayıcı, sert, böyle bir anda hani ortaya çıkan zarar verici bir olay ya da eylem gibi anlamak durumundayız ya da öyle düşünüyoruz. Ama bu düşünme tarzı zarar görmeyle ilgili her durumu kapsamıyor. Özellikle toksik kimyasallardan kaynaklanan bir şiddet türü var ki sağlık üzerinde hayat kalitesi, ömür beklentisi, bilişsel, entelektüel kapasitemiz hani bizim aslında iyi olma halimiz ve özellikle çocuklar için bu tabii iyi olma hali kritik. Bu iyi olma halimiz üzerinde çok ağır, çok ciddi sorunlar yaratacak bir şiddet türü. Şimdi bunu Amerikalı Rob Nixon'ın bir kitabı var, Yavaş Şiddet. Orada bu kavramı geliştiren, detaylandıran bir bilim insanı. Ve 60'lardan beri gelen o yapısal şiddeti nihai olarak yavaş şiddet olarak tanımlamış bir kişi. Şöyle söyleyelim, yani bir insanın iyi olma hali, işte sağlığı, bu sağlığı tabii fiziksel, zihinsel bir bağlamda hani özellikle çocuklar bağlamında ele almak durumundayız. Çünkü 0-14 yaş arasında çocukların sağlıklı bir çevrede yaşaması, toksik kimyasallara maruz kalmalarının engellenmesi, dengeli ve yeterli bir beslenme imkanına kavuşmaları, sorduklarına alan temel olması gibi yani bir dizi sağlık üzerinde gerçekten çok belirleyici faktörler var ve bundan yoksun olmaları. Yani çocukların örneğin beslenme, solunum ya da içme suyu vasıtasıyla, içtikleri su vasıtasıyla bir takım toksik kimyasallara maruz kalmaları 0-14 yaş aralığındaysa özellikle çocuklar bütün bir hayatların üzerinde sağlık sorunları açısından çok bağlayıcı, çok sert sorunlar açığa çıkarabiliyor. Mesela okul öncesi çocuklarda bu çok daha önemli. Yaşadığınız çevrede işte Menderes biraz bunu hani örneklediğimiz bir çevre, yavaş şiddetin görülebilir olduğu bir çevre. Ama benzeri ergeni için de söylemek mümkün. Ergen hafızası, Dilovası için de söylemek mümkün. Çocukların gerek soluklukları hava, gerekse diyetleriyle bir takım toksik maddelere daha yoğun bir şekilde maruz kaldıkları bölgeler, coğrafyalar, yavaş şiddetin en çok gerçekleştiği yerler olarak düşünmek durumundayız. Dolayısıyla yani bu yavaş şiddet öyle rastgele herkese etkileyen bir şey değil. Toplumun işte savunmasız, örneğin işte Avdan'da olduğu gibi Avdan köylüleri açık linyit ocağına karşı yıllardır mücadele veriyor. Ama çok sınırlı kazanımlar elde etmiş durumda. Bir gece içerisinde oradaki insanların hayatını alt üst edecek bir acil kamulaştırma kararı çıkarıp insanların yüzlerce yıldır yaşadığı, geçindiği tarlalara, zeytinliklere el koyup oraya bir maden sahası haline getirebiliyorsunuz. Ve burada kritik olan şey şu, sözlerini,
kendilerini ifade etme açısından, mevcut bu tip politik kararlara etki etme açısından son derece hani yetersizlik içinde olan ya da yeterli gücü olmayan kesimlerin yaşadığı bir şiddettir, yavaş şiddet. Şimdi bu böyle tanımlanır. Yani toplum etnik aidiyeti işte temsil açısından, kabul açısından ya da demokratik mekanizmalara katılım açısından problemli görülen, inanç olarak aşağılanan ya da hor görülen ya da işte ırkçılığa maruz kalan, işte Amerika'da da başka ülkelerde olduğu gibi siyahi kesimin yüzyıllardır uyguladığı ayrımcılık, köleleştirme vesaire. Yani temelde bakıldığında insan sağlığı için problem oluşturan toksik kimyasalların salınımının, şey, özür dilerim, toksik kimyasalların doğal ortamlara bulaşmasının, kirletilmesinin en yoğun olduğu yerleri bu toplumsal kesimlerin yaşadığı yerler olduğu fark ediliyor. Bu çok somut bir bilgidir. Yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde çok çalışma var bununla ilgili. Siyahilerin, azınlıkların, temsil gücü yetersiz olan insanların olduğu yerlerde en kirletici sektörleri kurarsınız. Mülksüzleştirme de orada bu kirletme faaliyetiyle yan yana gider. Şimdi bunda biz, yani bir raporda şunu vurgulamayı çok önemsedim ben. Yavaş şiddet kavramını çocuk sağlığı bağlamında düşündüğünüzde aslında esniyor ve biraz coğrafi sınırların dışına taşıyor. Yani belli bir bölgeyle belli bir etnik işte grupla ya da işte mülteciler, sığınmacılar gibi gruplarla ya da başka hani ayrımcılığa uğrayan kesimlerle değil de daha geniş bir kesimle ilişkilendirmek mümkün. Yavaş şiddeti bunu hani tartıştım zaten raporda da. Şimdi yol açtığı zararı düşündüğümüzde mesela kurşun kirliliği, arsenik kirliliği, işte Büyükmenderes Havzası'ndaki ciddi sorunlar bunlar, özellikle arsenik. Bunların mesela çocukların zihinsel kapasitesi üzerinde çok yıkıcı etkiler var. Örneğin çocukların bilişsel becerilerinde gerilemeye yol açıyor. Biz bunun hani en somut hani örneğini anlaşılır kılmak için şöyle söyleyebilirim. Çocukların eğitim başarısı düşüyor. Şimdi ne kadar erken yaşta böyle bir çevre kirliliği açısından problemli yerde doğmuşsanız ve bu maddelere maruz kalıyorsanız zarar da o ölçüde büyüyor ve bütün bir hayat hani nasıl diyeyim, standardı kalitesi, böyle çok sevdiğim sözcükler değil ama sizin bütün bir hayatınızı belirleyici olabiliyor. Hangi hastalıklara yakalanacaksınız, bir takım hastalıklara yakalanma sıklığınız artacak mı, artmayacak mı, okul başarınız, bunlar hepsi ne yazık ki bütün bir ömrü belirleyen çok ama çok kritik faktörler. Yani ne yazık ki dedim, iki açıdan hem aslında önleyebileceğimiz ve uygun bir hani kamusal politikayla, çocuklara odaklı yani politikayla çözebileceğimiz sorunlar bunlar. Ama ne yazık ki işte ortada ne yani böyle bir bakış açısı, böyle bir kamusal politika yok. Evet. Bunları bir Şimdi hem çalışmanızda yöre sakinlerinin yaşadığı problemlere, bu problemler yıkım, mülksüzleştirme, kirletme sadece bizlerin, insanların değil, diğer canlıların yaşadığı sorunlara da değiniyorsunuz aynı zamanda. Çünkü yaşam alanlarının daralması, susuz, nefessiz kalmamız gibi. Ama aynı zamanda da çocuklara çok sık değiniyorsunuz ve çocukların bu konuda en fazla hasar alacağını söylüyorsunuz. Bir de biz sanırım çocukları biraz da yetişkin gibi görüyoruz bu konularda ama halbuki bedensel olarak da çok daha farklı, çok çok daha farklıyız. Neden özellikle çocukları tercih ettiniz ve bu anlattıklarınızın dışında çocuklara dezavantajı, olumsuz etkisi tam olarak nasıl olacak? evet. Ya ben bir gıda güvenliği uzmanıyım ve ana çalışma alanım toksik kimyasallar, gıdalara bulaşan toksik kimyasallar, özellikle çevre kirliliği, genel çalışmalar. İşte bu yani genelde yaptığım şey şu oldu hep akademik hayatımda, gıdalara toksik kimyasallar bulaşmış mı bulaşmamış mı, yani bunu anlamaya yönelik bir çalışma disiplinim oldu. Ama zaman içerisinde hani akademik literatür bilgim derinleştikçe toksik kimyasalların olumsuz etkilerinin yetişkinlerde ve çocuklarda farklı olduğunu hani fark ettim. Bu aslında epeydir bilinen bir bilgi yani. Ama son 10-15 yıl içerisinde akademik alanda yapılan çok hassas çalışmalar, yani anne karnındaki çocuk üzerinde bile yapılabilen, ona zarar vermeden yapılan bir takım hassas çalışmalar, toksik kimyasalların anne karnından başlayıp
işte hayatın ilk birkaç yılında, sonra 5 yaşa, oradan da ergenlik çağının sonuna kadar uzanan dönemde çocuklar üzerindeki etkisinin olağanüstü kritik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o yaş aralığında, 0-14 yaş aralığında çocukları toksik kimyasallardan ne kadar koruyabilirsek o kadar iyi. Bu artık çok net, çok somut bir bilgi. Şimdi burada neden hani çocuklar daha hassas? Şimdi biz çocukları küçük yetişkinler gibi görüyoruz. Zannediyoruz ki bir yetişkinde metabolizma nasıl çalışıyorsa işte onlar da aynı şekilde çalışıyor. Hayır. Mesela kurşun çocukların entelektüel bilişsel kapasitesine büyük zarar veren bir toksik maddedir ve ülkemiz için ciddi bir sorundur. Kurşun mesela yetişkin de çocuk aynı yemeği yese, misal söylüyorum. Kurşun yetişkinlere kıyasla 4 katı 5 katı daha fazlası bağırsaklardan emilir. Hakeza bazı toksik maddeler bünyemize girdiğinde biz yetişkinler onu 5-6 saatte bünyemizden atarız. Çocuklarda bu 24 saat, 36 saat hatta 40 saate kadar çıkabilir. Dolayısıyla hani çok detaylandırmak istiyorum. Mesela hava kirliliğini yetişkin bağlamında tartışırız ama 5 yaş altı çocuklar dakikada yetişkinlere kıyasla 2 katı daha fazla solunum yaparlar. İşte vücut ağırlıkları daha düşüktür. Dolayısıyla toksik kimyasalların etkisine daha kırılgan kılar bu onları. Yani metabolizma ya da vücutların işte işleyişi yetişkinlerden farklıdır. Ve bu farklılık özellikle büyüme gelişmeyi de hani birlikte düşündüğümüzde örneğin sinir sistemine zarar veren, beyin gelişmene zarar veren ve nörotoksik maddeler diye gruplandırılan kimyasallar ki raporda çok geniş bir yer vermeye çabaladım buna su kirliliği bağlamında. Çocukların nasıl diyeyim? Ya şöyle bir şey, daha kamuoyunun daha anlaşılır kılmak için söylüyorum. Çocukların akademik başarısını doğrudan düşünür. Bu şu demek, bizim gibi sürekli çocukların hani akademik başarısını çok konuşan, ülke genelinde işte çocukların PISA testinden, uluslararası PISA testinden aldıkları puan, skor çok kötü, işte şu kadar çocuk üniversite sınavında matematik sorusu yapamadı vesaire. Yani bunu böyle konuşuruz. Ama öte taraftan çevre sağlığı, çocukların bilişsel becerileri, entelektüel kapasiteleri üzerinde olağanüstü etkinidir. Ve biz hani sadece işte Menderes Havzası gibi sulak havzaları yani kirletmek bir tarafa ya da kirlenmesine yol açan faaliyetler bir tarafa çok hızlı bir şekilde çok genel olarak çocukları toksik kimyasal maddelerden nasıl koruyacağımız hakkında odak noktasına bu kırılgan grup olarak çocukları yerleştirip etkilenim ve hassasiyet en fazla oldukları için onlarda sulak havzaları nasıl rehabilite edeceğiz? Türkiye'de işte raporla detaylı anlatmaya çabaladım. Bir agroekoloji politikasına ihtiyaç var. Çünkü tarım da bir kirletici endüstridir Türkiye'de. Biz bunu tekrar yapılandırmak durumundayız. Ya da organize sanayi bölgelerinde açığa çıkan tehlikeli bir takım kimyasal maddeleri sulak havzalardan mutlak surette izlenebilirliğini sağlamak, şu bağlamda izlenebilirliğini sağlamak ama kontrol altına almak ve bulaşmayı azaltmak için nasıl bir arıtma tesisi kullanacağız? Bakın burada çok hani çok detay vermek istemiyorum ama sayısal bir şeylere boğmamak için Menderes Irmağı'nı besleyen 9 sene çayı ve Uşak'ta Ulubey Kanyonu'na gittik biz. Yani daha besleyen hani ana akarsulardan bir tanesi köpük köpük ve pis kokulu bir şekilde akıyor. Yani daha kaynağında kirlenme söz konusu bir ırmağın. Neden diye bakıyorsunuz. Uşak'taki deri sanayinin atıkları olduğu gibi oraya karıştırıldı işte. Çeşitli ağır metallerle kirletilmiş bir çay. Öbür taraftan işte Çivril Gölü'ne gidiyorsunuz. Daha bunlar Menderes Irmağı'nı işte hani kaynak yerleri gibi düşünebiliriz. Denizli'ye gidiyorsunuz. İşte organik sanayiden, tekstil sanayiden çıkan atıklar bulaşıyor vesaire. Yani bizim genel olarak bir atık meselesiyle ilgili yaklaşımlarımızı, çözüm yaklaşımlarımızı mutlaka çocuklar odağında ele almamız lazım. Tarımsal faaliyetlerimizi özellikle agroekolojik bağlamda yeniden yapılandırmamız lazım. Onun ötesinde kentleşme işte vesaireden çıkan katı atıkları da çevre kirliliğini minimize edecek ya da ortadan kaldıracak şekilde nasıl bertaraf edeceğimizi üzerinde kafa yormamız lazım. Fakat biz buradan çok uzak noktadayız toplum olarak. Ve çok basit bir şey söyleyeceğim.
Son 6 yıl içerisinde binlerce ton plastik çöpü Türkiye'ye ithal ediliyor. Bakın bu ithalatla birlikte kurşun gibi, pires gibi çok sayıda toksik kimyasal maddeyi biz ülkemize getirdiğimizi düşünmek zorundayız. Ya da Alaaddin'deki İzmir'de gemi söküm endüstrisinin tesislerinin dünyanın 4 büyük gemi söküm yerlerinden biri. Muazzam bir kurşun başta olmak üzere ağır metal kirliliğine yol açtığını düşünmek zorundayız. Yani bu konuda önleyici politikaları oluşturmak, ki bu hani çok lafta kalan bir şey değil, çok yöntem var bununla ilgili, ciddi bir akademik bir teknik birikim var. Bunları hızla yapmak durumundayız ve temel ekseni bu politikaların çocuk sağlığını korumak olmalı. Bu beslenme için de böyle, solunan hava için de böyle. Çevresel kirleticilerin etkisini ortadan kaldırmaya ya da minimize etmeye yönelik faaliyetler için de böyle. Şimdi aslında haklısınız. Çocukları toksik kimyasallardan korumak hem bizim hem de kamusal işleyişin bir görevi olmalı. Nasıl diye soracaktım, bu nasıl olmalı diye soracaktım ama aşağı yukarı anlattınız az önce nasıl olması gerektiğini. Aynı zamanda bu söylediğiniz şeyler bizde ve tabanda bir tedirginlik yaratıyor. Ne olacak o zaman, bir çözüm önerisi yok mudur diye. Aslında raporda buna da değiniyorsunuz. Son olarak şunu alayım sizden. Yani evet, böyle bir tehlike var. Hem çocuklar açısından böyle bir tehlike var. Bunun çözüm önerileri nelerdir diye sorayım ve sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Öncelikle bizim sulak havzaları koruma altına alacak, kirlenmelerini engelleyecek bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu politika, şimdi bir takım politik metinler yok değil, var. Ama uygulamada çok ağır zafiyetler var. Mesela Türkiye genelindeki sulak havzalara bulaşan toksik kimyasalların izlenebilirlik kapsamını artırmak gerekiyor. Bu şu demek, işte çok bilinen mevzuatta yer alan toksik kirleticilerin dışında işte perfluorlu alkil bileşikleri vesaire çok sayıda kirletici var. Bunların bulaşıp bulaşmadığını bir haritalandırmak durumundayız. Bu önemli bir çalışma. İkincisi, bu haritalandırma faaliyeti sonrasında bu bize şunu söyleyecek: nereden, ne kaynaktan, ne geliyor, nasıl kirleniyor sulak havzalarımız ve elbette o kaynağı kaynaktan gelen kirliliği azaltacak ve de ortadan kaldıracak faaliyetler yapmak gerekiyor. Türkiye'de ciddi bir atık sorunu var. Yani biz gerek belediye atıkları, gerek endüstriyel atıklarımızı toksik kimyasal madde yükünden arındırmadan toprak, su, hava gibi alıcı ortamlara bırakıyoruz ve ciddi bir kirliliğe yol açıyoruz. Bakın, bunların çözümü mümkündür. Yani bu işin nasıl yapılacağı bellidir. Gerek arıtma, gerek atık yönetimi vesaire konularda eksik olan şey siyasi iradedir. Kamu kurumlarının bu konuda etkin bir rol üstlenmesi. Bu önemli. Toksik kimyasallarla ilgili çok sıkı bir izleme ve denetim sistemine ihtiyacımız var. Bu çok açık. Bununla ilgili uluslararası literatürde önerilmiş yöntemler var. Gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Tarım Bakanlığı, gerek Çevre Bakanlığı'na ilgili kurumlar bunlarla ilgili düzenlemeleri hızla yapabilir. Ama öte taraftan izlenebilirliği çok sıkı bir şekilde hani sağlamak, kontrol etmek de yine önemli bir mesele. Çocuk sağlığı bağlamında bizim çok genel, geniş ölçekli bir çocuk politikasına ihtiyacımız var. Yani bu çocuk politikası, mesela eğitim, sadece eğitim olarak düşünmemeliyiz. Eğitim kurumlarında sağlığı nasıl ele alabiliriz, buna bakmalıyız. Çevre kirliliği ile örneğin çocuklarda gözlenen obezite salgını arasında bağlantılar kurmalıyız. Bunun nasıl engellenebileceğine yönelik işte agroekoloji bir yöntemdir. Hem toprak hem su varlıklarının kirlenmesini engelleyen, önleyen ya da minimize eden bir yöntemdir. Ama Türkiye genelinde %1'den az tarımsal politikalarımız ya da faaliyetlerimiz içerisinde agroekolojinin payı. Mesela bununla ilgili bir yaygınlaştırmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla yapılacak şeyler böyle liste halinde çıkarmak mümkün. Ama bunu uygulayacak ve bunu vaaz edecek ve kamuoyunda bu meselenin önemli olduğuna fark ettirecek bir, her şeyden önce tartışmaya ihtiyacımız var. Türkiye'de, yani ben yanlış bir şey söylemek istemem ama bir kanaatimi dile getireceğim. Türkiye'deki yetişkinler, anne babalar çocukların sadece eğitim başarısını konuşuyor. Bakın, bu bir meseledir. Yani sağlık sanki sadece işte herkes bireysel sağlığından sorumlu ve çocuklar da küçük yetişkinler olduğu için onlar da kendi sağlıklarından sorumluymuş gibi bir anlayış var. Bu son derece problemli, bir toplumsal körlüktür açıkçası. Bunun üstesinden gelmek gerekiyor. Çocuk sağlığını eğitim kurumları dahil her yerde ele almak zorundayız.
Hemen akla gelen şudur. Evet, eğitim kurumlarındaki hava solunabilir olmalı. Yani 50 kişilik sınıflarda çocuklar ders görmemeli. Anlatabiliyor muyum? Ya da gün boyu okulda susuzluk çekmemeli çocuklar. Yani temiz içme suyuna arıtılmış, toksik arıtılmış içme suyuna çocuklar erişebilmeleri. Şimdi bunlar hep maliyet üzerinden tartışılır ama maliyet problemli bir bakış açısıdır. Bu zorunluluktur. Bir haktır ve bir zorunluluktur ve bunu nasıl sağlayacağımızı biz düşünmek durumundayız. Buna nasıl kaynak ayıracağız? Bütçe imkanı var mı yok mu gibi söylemleri açıkçası son derece problemli buluyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Nehirler ve Çocuklar kitabının yazarı ve gıda mühendisi Doktor Bülent Şık bizimle beraberdi. Bülent Şık'la beraber çalışmanın kapsamını, bu sorunları ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisini konuştuk. Haberle alakalı detaylı bilgi için Medyaskop'un internet sitesinden okuyabilirsiniz. Aynı zamanda kitabı okumak istiyorsanız da internet sitesinde mevcut bir şekilde okuyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.